Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Zanka TV'ye hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı adaylarını kanalımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Ve bu akşam konuğumuz Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan olacak. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle sorulardan önce bir iltifatla başlamak istiyorum. Şu an saat 23 değerli izleyiciler ve biz canlı yayındayız. Sinan Bey de konuğumuz. Seçim süreci çok yoğun geçiyor. Çok. Sizi takip ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da bu süreçte rahatsızlandı. Geçmiş olsun diyelim ama ben sizi gayet net görüyorum şu anda. Kesinlikle, kesinlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zor bir süreç hem Sayın Cumhurbaşkanı için, hem Sayın Kılıçdaroğlu için, hem Sayın İnce için, hem de bizim için. Zor bir süreç ama en çok bizim için zor süreç. Çünkü biz çok kısıtlı imkanlarla her yere yetişmeye çalışıyoruz. Altımızda özel uçak yok. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları yok. Yani her şeyle, en ufak detayıyla da ilgilenmek, kendi imkanlarımızla yapmak zorundayım. Zorundayız. O sebeple biz onlardan daha çok yoruluyoruz. Ama olsun, memleket için, vatan için yorulacağız, çalışacağız. Peki şimdi hemen hızlı hızlı başlayalım. Siz seçimde ciddi bir sürpriz yapacağız diyorsunuz. Evet. Ve ayrıca diyorsunuz ki 14 Mayıs'ı bir ara seçim olarak değerlendiriyoruz dediniz. Doğrudur. Hatta esas seçimin de 2-3 yıl sonra olacağını söylüyorsunuz. Şimdi benim de kafam karıştı. Normal şartlarda 2028'de seçim olması gerekiyor. Ne olacak da size göre vatandaş erken bir seçime gidecek? Sorusuyla başlayalım. Ne olacak? Bir defa ekonomik kriz olacak maalesef. Yani daha doğrusu bu ekonomi politikası çok... sürdürülebilir değil. Bu ekonomi politikasının revize edilmesi, yeniden ekonominin temel dinamiklerinin devreye sokulması lazım. Bu ülkede adaletin sağlanması lazım. Bu ülkede yatırımların artması lazım. Beton ekonomisinden çıkıp üretim ekonomisine geçmek lazım. Kemerleri sıkmak lazım. Denk bütçe oluşturmak lazım. Ödemeler dengesini sağlam bir zemine oturtmak lazım. Merkez Bankası Başkanı'nı derhal değiştirip adam akıllı bir Merkez Bankası Başkanı getirmek lazım. Bütün bunların hepsini yaptığımız zaman karşımıza çıkacak manzara şu olacak. Vatandaş o ilk anda, çünkü bu ekonomi öyle bir şey ki, yani hemen bugün yaptığın şeyin reaksiyonunu bugün alamıyorsun. Yani bugün yatırdığını ancak yarın, öbür gün, daha ilerleyen günlerde geri dönütünü alabiliyorsun. O sebeple de artan hayat pahalılığını, efendime söyleyeyim, paramızın pul olmasını, paranın alım gücünün düşmesini, bunların hepsini çözmek lazım. Bunları da sihirli bir değnekle çözemezsiniz, alacağınız sert tedbirlerle çözmeniz lazım. Bu ise geçici bir süre vatandaşı sıkıntıya sokacak işlerdir. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Yani siyasetçiler bu açıklıkla konuyu anlatmazlar. Ama ben bu açıklıkla anlatmam gerekir. Çünkü ben siyasetçi olmak istemiyorum. Ben devlet adamı olmak istiyorum. Ben ülkemin, milletimin gerçekleri bilmesini istiyorum. Bugünkü ekonomik tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan parlamenter sisteme geçme çalışmaları var aşağı yukarı. Her üç adayın da, Sayın Erdoğan hariç, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce ve biz parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bütün bunların hepsini hesaba kattığımızda bu seçimin, bir nesil değişimi bekliyorum ben siyasette. Yani bugünün muktedirlerinin yarının siyasetinin dışında olacağını düşünüyorum. Zamanında Demirel vardı, Ecevit vardı, Başbalparslan Türkeş vardı, Erbakan vardı, Varoğlu vardı zamanında. Şimdi ise onlar yok. Yerinde kim var? Bahçeli var, Kılıçdaroğlu var, Erdoğan var, Akşener var, Karamollaoğlu var. Bunların da yaş ortalaması 70'in üstünde, 74-75 yaş ortalaması var. Böyle olduğu takdirde 3-4 sene içerisinde veya 2-3 sene içerisinde siyasette bir nesil değişimine yani de... Yani ekonomiyi toparlasalar bile yaş itibariyle zaten çekecekler. Her türlü, yani her türlü, yani bütün parametreler, şimdi ekonomik parametreler,
yaş ve siyasi yıpranmışlık parametreleri, efendime söyleyeyim sistem değişikliği parametresi, bunların hepsi bir araya geldiğinde 2-3 sene içerisinde bir siyasette yenilenme, arınma ve yeni kadrolarla yola devam etme sürecinin başlayacağını öngörüyoruz. Peki şimdi diğer taraftan baktığımda Sinan Bey, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bana oy verecek diyorsunuz. Hedef kitleniz bu kavramlar üzerinde. Öncelikli hedef kitleniz bu kavramlar üzerinde. Elbette hedef kitlem Türkiye'nin %100'ü. Evet. Ama tabii şimdi bu kavramları biraz açmak gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi bakıyorum Sayın Erdoğan da son dönemde milliyetçi söylemler yapıyor. Hatta yani ittifak ortağı milliyetçi bir parti. Sayın Devlet Bahçeli de orada. Hatta Büyük Birlik Partisi de onlarla beraber ittifak yapıyorlar. Ve milliyetçi söylemleri var. Öte yandan CHP'ye bakıyorum. Kemal Bey de diyor ki işte bu ülkenin kurucusunun partisiyiz biz. Ve aynı zamanda altı okun birisi milliyetçiliktir diyor. Sayın İnce'ye bakıyorum. O da aynı şekilde diyor ki ben Atatürkçü bir insanım. Hatta diğer partiler Atatürkçüsünden çıktılar diyor. Şimdi burada seçmen Atatürkçülük ve milliyetçilikle ilgili sizi neden tercih edecekler? Diğer adaylardan farkınız nedir? Nedir? Atatürk bugün mezarından kalkıp gelseydi ve bugün yaşıyor olsaydı demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer der miydi? Demezdi. Kılıçdaroğlu diyor. Terör örgütü iltisaklı bir siyasi partiyle ittifak yapar mıydı? Yapmazdı. Millet İttifakı ve onun adayı yapıyor HDP ile. Atatürk bugün mezarından kalkıp gelseydi, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen birisiyle yan yana durur muydu? Durmazdı. Atatürk ki en büyük Türk milliyetçisidir, bugün Türk siyasetinde olsaydı, Yeşil Kürdistan kuracağım diyen, Türk bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen ve bu ülkede Gonca Kuriçleri domuz bağıyla öldüren Hizbullah'ın siyasi uzantısı Hüdapar'la yan yana durur muydu? Durmazdı. Şimdi bir Atatürkçü, bir Türk milliyetçisi Türkçülükle de, Kürtçülükle de, bana Türklükle de, Kürtlükle de gelmeyin diyen Erdoğan'a, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a neden oy versin? Vermez. Veyahut da demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyen, ne bileyim yani bu konularda çok farklı tutumlar içerisinde olan Millet İttifakı'nın adayına oy verir miydi? Vermezdi. Türk milliyetçileri hattı zatında bir siyasi yelpazedeki bir düşünce ikliminden de baktığımızda Türkiye'de işte 100 üzerinden değerlendirdiğimizde %10'luk HDP kitlesi var. %30'luk, %25'lik sol kitle var. Solun adayı var. %25'lik hatta en fazla 30'luk siyasal İslamcı kitle var. Onların da adayı var. Ben bunları abartarak söylüyorum bu rakamları çünkü o kadar yok normalde. Ama %30-35'lik bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü kitle var. Ama onların adayı yok idi. Ben de dedim niye aday olmasın onların? Neden Türk milliyetçileri efendime söyleyeyim AKP'nin yedek lastiği gibi gözüksün? Neden Türk milliyetçileri iyi partililer, MHP'liler veyahut da işte Büyük Birlik Partililer ben Türk milliyetçisiyim diyemeyenlerin arkasından gitsin? Neden CHP'nin yedek lastiği gibi lanse edilsin? Neden bu ülkenin yönetimine bir Türk milliyetçisi talip olmasın ki? Biz bunu ifade ettik ve Türk milliyetçileri dediler ki hayır, biz bir aday çıkaracağız. Varsa bir aday uzlaşacağız, yoksa biz aday olacağız. Ve biz aday olduk. Şimdi Türk milliyetçileri de diyor ki biz sizin arkanızdayız. Ve bu da en az %30-35'lik bir Türk milliyetçisi tabana denk geliyor. Biz şu an o tabanın tamamının oyunu aldık demiyoruz ama o tabanın bize karşı çok ciddi bir sempatisi oluşmaya başladı. Biz 7-9 bandına geldik artık. 7-9 bandına geldik. Şimdi 9-16 bandını zorluyoruz. Seçime kadar %30-35'lik o bandı yakalayıp ikinci tura kalacağımızı hesaplıyoruz.
Peki şimdi hızlı hızlı gidelim. Bir taraftan da projenizi dinlemek istiyorum Sinan Bey. Hı hı. Çünkü açıkçası birçok televizyon kanalında da Cumhurbaşkanı adaylarının projeleri sorulmuyor. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Evet. Çünkü vatandaşın gerçek gündemi ekonomi. Benim şu an beni dinleyenler de, şu an bizi izleyenler de bana katılacaklardır. Gerçekten büyük sorunlarımız var ve vatandaş şu anda seçimden sonra nasıl bir ülkede yaşayacağız? Nasıl bir ekonomi olacak? Dolar TL kuru ne olacak? Enflasyon devam edecek mi? Hayat pahalı olacak mı? Gibi sorular soruyorlar bize. Hı hı. Siz seçimden sonra ekonomik anlamda nasıl bir Türkiye öngörüyorsunuz? Siz kazanırsanız ne olur? Eğer kaybederseniz ne olur Sinan Bey? Şimdi biz kazanırsak ne olur? Bir defa adalet hakim olur. Onu söyleyeyim. Eşitlik hakim olur. Türkiye'yi tüm renkleriyle kucaklayan, gençleri sabırla dinleyen bir cumhurbaşkanına sahip olmuş bu ülkede. Modern, cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan, laiklik ilkesini tam anlamıyla uygulayan ama bununla beraber insanlarımızın da dini özgürlüklerini rahatça yaşayabilecekleri ama din ve devlet işlerini birbirinden ayıracakları bir ülkede yaşamış olurlar. Sinan Oğan'ı seçerlerse başka ne olur? Bir defa yeni birini seçmiş olurlar. Son 20 senedir Türk siyasetinde olan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'den farklı olarak Türkiye'nin geleceği olarak ifade edebileceğimiz Sinan Oğan'ın Türkiye tasavvuru ile evlatlarını daha demokratik bir ülkede yaşatma imkanına kavuşurlar. Sinan Oğan'ı seçerlerse bir defa ekonomide hayalci ve uydurulmuş politikalarla değil, ekonominin temel dinamikleri üzerinden siyaset yapar. Nedir o temel dinamikler? Bir, faiz sebep enflasyon sonuç gibi bir politika yok. Dünyada böyle bir şey yok. Ya da NAS vardır. NAS varken sana bana ne oluyor demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi NAS üzerinden hesap yaparsak Almanlar Sayın Erdoğan'dan daha Müslüman olduğu ortaya çıkar. NAS üzerinden faiz yaparsak Japonların Sayın Erdoğan'dan daha Müslüman olduğu, NASA daha çok sahip çıktığı ortaya çıkar. Hesap öyle olmaz. Yani Almanya'da faiz bizden düşük diye Almanlar daha mı Müslüman? Japonya'da faiz zaman zaman eksiye düşüyor diye Japonlar bizden daha mı Müslüman? Bu kadar düz bir mantıkla bu iş yapılır mı? Faizi evet biz de düşsün istiyoruz. Faiz iyi bir şeydir diyen yok ki. Ama faizi düşürmek için yeri gelir artırırsınız. Yeri gelir faizli ekonominin temel gidişatına, akışına uygun bırakırsınız. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na ne oluyor? Yani faizi düşürmek veya düşürmemek Merkez Bankası'nın işi olmalı. Bağımsız bir şekilde piyasaların genel gidişatına uygun bir şekilde bunu yapmalı. Siz karışmayacaksınız kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanı hem Merkez Bankası Başkanı hem Ekonomi Bakanı her şey Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden falan anladığı yok ben size söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı evet ticaretle uğraşmış ama ekonomi yönetimini ticaret zannetmesin. Yani şu kadar aldım şu kadar sattım değil. Ekonominin temel dinamikleri var. Ekonomi bir defa güven isteyen bir iş. Türkiye'de o yok. Ekonomi adaletin olmadığı yerde bir anlam ifade etmez. Biz adaleti sağlayacağız her şeyden önce. Ekonomide üretim ekonomisi rant ekonomisinden daha kıymetlidir. Rant ekonomisi sizi ve yandaşlarınızı kalkındırır. Üretim ekonomisi ülkeyi kalkındırır. Bu size kalmış bir tercih. Sayın Erdoğan kendisini ve yandaşlarını kalkındıracak rant ekonomisini tercih etti. Biz ise ülkemizi kalkındıracak üretim ekonomisini hayata geçireceğiz. Rant ekonomisini bitireceğiz. Bakınız, biz bir açıklamada bulunduk ve dedik ki biz fakirlik sınırında bir asgari ücret vereceğiz. Bazıları, 30 bin TL mi demiştiniz? 30 bin lira evet. Yani fakirlik sınırının da altında aslında. Şimdi normalde fakirlik sınırını ben bu ülkeye önermemem lazım. Refah sınırını önermem lazım. Ama ben fakirlik sınırını niye öneriyorum biliyor musunuz? Şu an açlık sınırının altındayız çünkü. Açlık sınırı ne kadar biliyor musunuz? Açlık sınırı 9500 lira. Asgari ücret 8500 lira. 8500 liralık bir asgari ücretle bu ülkede insanlar sadece karnını doyurmaya çalışıyor. Nefes alıyor, yaşamıyor.
karnını doyuruyor, beslenmiyor. Dengeli beslenme başka bir şey. Biz dengeli bir şekilde besleyemediğimiz evlatlarımızı, yani ekmekle karnını doyuran evlatlarımızın yarın batılı ülkelerin çocuklarıyla rekabet etme şansı olmaz. Olur ama çok zor olur. Biz sağlıklı nesiller yetiştirmeliyiz. Biz evlatlarımızın yatağa aç girmesini önlemeliyiz. Biz çocuklarımızın otobüse binmemek için yürüdüğü bir sistemden, çocuklarımızın kantinde arkadaşlarıyla gözükmemek için sınıftan çıkmadığı bir ortamdan kurtarıp çocuklarımızın rahatlıkla makul düzeyde harcama yapabileceği bir harçlığı hem devletten hem babasından alabileceği bir sisteme geçmeliyiz. Sinan Bey, bu 30 bin TL konusunda hazır yeri gelmişken şimdi cevap verin diye söylüyorum. Hı hı. Sizi bir eleştirmişlerdi bazı ekonomistler de. Hani 30 bin TL yapınca sonuçta o fiyatlara da yansıyacak. Bu çözüm i̇şte midir? Bu cevap olsun diye soruyorum. Bu ekonomiden ha. anlamama, hı hı. bizi yeterince dinlememe sonucudur bu cevap. Ben asgari ücret 30 bin lira olacak. Sen 3 lira veriyorsan ben 5 lira veriyorum. Mazot 1 lira olacak. Bu tür oportunist bir politikadan bahsetmiyorum. Hı hı. Ben bir prensipten bahsediyorum. Diyorum ki bu ülkede insanlar alım gücünü yükseltmeli ve insanlar fakirlik sınırına eşdeğer bir asgari ücret almalı. Bu hemen yarın 30 bin lira olacak anlamına gelmez. Biz 5 senenin sonunda fakirlik sınırının düşeceği kanaatindeyiz. Yapacağımız, uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla alım gücü yükseleceği için fakirlik sınırı düşecek. O zaman da siz bugün 30 bin liraya aldığınız şeyi yarın belki 10 bin liraya alacaksınız. Çünkü paranız şu an pul. O sebeple de alım gücünün yükseldiği bir yerde siz bu parayı nereden bulacaksınız, 30 bin lirayı nasıl ödeyeceksiniz? Bunları demek doğru şey değil. Neyi demek lazım biliyor musunuz? Niye biz fakirlik sınırında bir maaş önerene karşı çıkıyoruz ya? Türk milleti neden refah sınırını tartışmıyor? Hangi asgari ücretli sinemaya, tiyatroya gidiyor, kitap almaya para ayırıyor? Yılda hiç olmasa bir defa tatile gidiyor. Hangi emekli yurt dışında tatile gidebiliyor? Bunu niye sorgulamıyoruz? Benim vatandaşımın, benim ülkemin insanı bunu sorgulamalı. O sebeple bizim bu önermemiz basit bir önerme değil. Vatandaşlarımızın beni can kulağıyla dinlemesini istiyorum. Biz kim ne verse 5 fazlasını verir ucuzluğunda bir politika önermiyoruz. Biz ülkemizin bir zihniyet devrimi yaratmasını istiyoruz. Biz açlık sınırının altında yaşayan bir toplumuz. Öncelikle yoksulluk sınırına sonra refah sınırına toplumu ulaştırabiliriz. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'nin kaynakları herkese yetebilecek bir ülke. Yeter ki o kaynakları yandaşlar sömürmesin. Vatandaşa eşit bir şekilde dağıtalım. Peki Sinan Bey, şimdi ekonomiden girdik. Merkez Bankamız şu anda tarihinde ilk defa -60 milyar dolar döviz rezervini gördü. O da zorlamalara sonra yani aslında daha falan, çok. Evet doğru. Ama Sinan Bey, bakıyorum tamam, zaten iktidar bu duruma bizi getirdi. Muhalefette de mesela Kemal Bey'in şöyle bir çıkışı var. 300 milyar dolar getireceğim diyor. Nereden? Londra'dan. Sizin Kemal Bey gibi dışarıda herhangi bir ülkeyle döviz anlamında bir görüşmeniz oldu mu? Ya da böyle bir projeniz var mı? Eğer yoksa da nasıl döviz gelecek ülkeye? Şimdi... Ben bu işte şuradan 300 milyar getireceğim, buradan 500 milyar getireceğim. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Biz Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke haline getireceğiz. Yani insanlar Türkiye'yi karlı yatırım yeri görecekler. Karlı yatırım. İstikrarlı yatırım yeri görecekler ve gelip yatırım yapacaklar. Bu Londra'dan mı gelir, bu Amerika'dan mı gelir? Yeni Zelanda'dan mı gelir, Kanada'dan mı gelir, Kazakistan'dan mı gelir, Bakü'den mi gelir bilmem. Ama biz şunu sağlayacağız. Bu ülkede adalet olacak, bu ülkede yatırımların güvencesi olacak, bu ülkede yatırımlara değer verilecek ve yatırım yapan kazanacak bu ülkede. O yüzden insanlar gelip burada yatırım yapacaklar. Peki. Ve bunun için de biz dış politikayı barışçıl, öngörülebilir bir hale getireceğiz. Bunun için biz dış politikamızda
dış ticaretimizin önünü açacak bir anlayışla dış politika yapacağız. Pek çok soru geliyor, bakıyorum izleyicilerimizin sorularına. Sinan Bey, sandık güvenliğini nasıl sağlayacak? Ata İttifakı'nın partileri seçim akşamında sandıkların başında olabilecek mi? Soruları var. Ne diyorsunuz sandık güvenliğiyle ilgili? Sandık güvenliği önemli bir konu. Ben bunu sağlamak için Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın... çok özür dilerim. Erdoğan'dan da sanırım bir randevu bir şeyimiz mi olmuştu sandık güvenliğiyle ilgili? Şöyle. Biz Sayın Erdoğan'dan da, Sayın İnce'den de, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da randevu talep ettik. Ve ne Sayın İnce'den ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan red cevabı almadık. Kabul ettiler, gittik görüştük, seçim güvenliğini görüştük ve Cumhurbaşkanı adaylarının konuşabileceğini görüştük. Dolayısıyla da burada bir sorun yok, gayet medeni bir şekilde Cumhurbaşkanı adayları olarak biz bir araya geldik ve görüştük. Ancak Sayın Erdoğan'dan hala geriye dönüş alamadık ve Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar bize geriye bir dönüş sağlamaması olumlu veya olumsuz, ben garipsiyorum yani. Cumhurbaşkanı adayıyım ben. Bu ülkenin hani millet iradesi, millet iradesi diyorlardı ya, millet iradesi işte. Millet iradesi 111.506 oyla tecelli etti. Ve bu ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu bizi Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Ve bir Cumhurbaşkanı adayı randevu istiyor çünkü bazı endişeleri var. Seçim güvenliğiyle ilgili. Size düşen randevu vermektir. İnsanları şuna ikna etmektir. Siz rahat olun, biz Cumhurbaşkanı adayları konuşabiliyoruz demektir. Cumhurbaşkanı adaylarının konuşabilmesi önemlidir bu ülkede. Kamplaşmanın bu kadar yoğun olduğu bir yerde Cumhurbaşkanı adayları konuşabilmelidir. Seçim güvenliğiyle ilgili bizim arkadaşlarımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönlendirdiği ve Sayın İnce'nin yönlendirdiği kişilerle görüşmeler yaptılar. İlgili tertibat alıyorlar. Ancak biz daha önce bizim partilerimiz seçime girmediği için şey yapamadık. Yani bu seçimde sandık başında görevli değiliz. Sadece müşahitiz. Anladım. Şimdi meclisin yapısıyla ilgili bir sorum olacak Sinan Bey. Yani seçimden sonra ne olacak sorusu bir konusunda bir sorum olacak size. Şimdi baktım şu anda seçime CHP listesinden girip de CHP'li olmayan 76 milletvekili var. Ve bu isimler seçimden sonra kendi gruplarını oluşturacaklar. Yani CHP'den ayrılacaklar. Öte yandan baktığımızda işte HDP var, TİP var, İYİ Parti var. Onların da ayrı grupları olacak gibi gözüküyor en azından. Öyle söyleyeyim seçimden sonra. Yani şunu soracağım. Kılıçdaroğlu da kazansa, siz de kazansanız Sinan Bey, seçimi kaybeden AK Parti'nin grubu sizden daha fazla olacak gibi gözüküyor şu anda. Bu bir sorun mudur? Yani Cumhurbaşkanı olduğunuzda bir sorun mudur bu yani? Şimdi şöyle, benden daha fazla grupları olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çünkü ben bağımsız Cumhurbaşkanı, daha doğrusu partisiz Cumhurbaşkanı adayım. Biz Ata İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Mecliste Ata İttifakı'nın bir grubu olacak. Bunun sayısı ne kadar olacak bilmiyorum, doğrusunu isterseniz. Ama olacak, yani dengeleri en azından değiştirecek kadar olacak. Sayın Erdoğan'ın grubunun muhalefet blokundan, yani Cumhur İttifakı blokunun muhalefet blokundan fazla olacağı tezini ben doğru bulmuyorum. Bir bütün olarak baktığımızda muhalefet bloku Cumhur İttifakı blokundan daha fazla milletvekili sayısına ulaşacak. Ama ben nasıl yapacağım? Grup grup olacaklar, ayrı ayrı olacaklar. Tabii ayrı ayrı olacaklar. Ha, tip grup kurabilir mi çok emin değilim ben. Yani belki HDP veya Yeşil Sol onlara ilave şey verirse olabilir. Ancak şunun altını çizmemde fayda var. Ben partisiz Cumhurbaşkanı olacağım için seçilirsem ben herkesle çalışırım. Yani bütün diğer adaylarla, diğer adayların destekçileriyle, diğer adayların partilerinin milletvekilleriyle ben hepsiyle çalışırım. Yani orada bir sorun, bir sıkıntı yok.
Peki bir soru daha bir izleyicimizden. Sinan Bey yayının başında hedef kitlem sadece Türk milliyetçileri değil dedi. Ben herhangi bir örgütle alakası olmayan bir Kürt yurttaşım. Benim sorunlarımla ilgili ne düşünüyor Sinan Bey demiş. En azından yani Kürtlerle ilgili. Ne güzel. Herhangi bir örgütle alakası olmayan, bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana olan her bir Kürt kardeşim benim potansiyel seçmenimdir. Bu Kürt kardeşime ne lazım? Ben Iğdır'da doğdum, büyüdüm. Aynı mahallede, aynı okulda, aynı sokakta büyüdük. En iyi ben empati kurarım, en iyi ben anlarım bu Kürt kardeşimi. Bu Kürt kardeşime ne lazım? Bana ne lazımsa ona da o lazım. Yani bana lazım olan ne? Adalet. Kürt kardeşime de adalet lazım. Demokrasi, ona da demokrasi lazım. Bu ülkede fikir söyleme hürriyeti, ona da o lazım. Bu ülkede eğitim hakkı, ona da o lazım. Siyaset yapma özgürlüğü, ona da lazım. Bir şartta, biz siyaset yapma özgürlüğünden şunu anlıyoruz. Ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden yana olan her türlü partiyi kurabilirler. Cumhurbaşkanlığına, milletvekilliğine, her şeye aday olabilirler. Hiçbir sorun yok. Yeter ki terörle arasına mesafe koysunlar. Başka ne lazım? Bu Kürt kardeşimin kazanının kaynaması lazım. Ben de diyorum ki doğuya, güneydoğuya yatırım yapacağım. Oradaki kardeşlerimin kazanı kaynayacak. Demokratik bir ülkede yaşayacak. Refah içerisinde yaşayacak. Başka ne sorun olabilir ki bu kardeşim? Evet. Cumhurbaşkanı olduğunuzda Sinan Bey, mezheplerle ilgili tutumunuz nasıl olacak? Mesela Kemal Bey Alevi başlıklı bir video yayınladı. Son derece yanlış. Davutoğlu da Sünni. Son derece. Nasıl tutum izleyeceksiniz? Ben de adil diye bir şey yayınladım. Gördüm. Evet. Devletin dini adalettir dedim. Yani bu ülkede laiklik ilkesini Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin genel başkanı çiğnedi. Yani bu ülkede devleti nasıl yöneteceğinizi konuşmanız lazımken mezhebinizi ortaya koyuyorsunuz. Hayata bakış açınızı ortaya koyuyorsunuz bunun üzerinden. Veya birileri sizi, mezhebinizi açıklamak zorunda bırakıyor. Bu anayasal suçtur. Böyle bir ülke olmaz. Bizim hep birlikte el birliğiyle birbirimizin etnik kökenini, mezhebini, şusunu busunu kaşıyacağımız, açıklamak zorunda bırakılacağımız veya açıklayacağımız bir ülkeye hızla gitmek değil, tam tersine kimsenin kimsenin inancıyla ilgilenmediği, herkesin inancını özgürce yaşadığı ama ötekinin onu açıklamak için seni zorlamadığı bir ülkede yaşamalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu, inancını, etnik kökenini, başka bir şeyini açıklamak yerine şunu açıklamalıdır. Kardeşim, burası cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet. Sana ne benim inancımda? Sana ne benim inancımda? Vatandaş bana inancım için oy vermeyecek. Bu ülkeyi adaletli bir şekilde yönetip yönetmediğim için, bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözüp çözmememe bakarak oy verecek. Ama maalesef ki Türkiye'de birçok şey rayından çıkmış. Rayından çıkan konulardan birisi de budur. Ben devlet adamıyım ve devleti rayına oturtacağım. Bu şekilde Türkiye'ye yakışmayan tartışmalardan Türkiye'yi kurtaracağım. Bu nedir ya? Hangi çağdayız biz ya? Tartıştığımız konulara bakın ya. Bunlar bu ülkede tartışma konusu olmayacak bir daha. Kimse kimsenin kökeninden dolayı rahatsız etmeyecek. Bu ülkede herkes özgür bir birey olarak eşit bir şekilde yaşayacak ve kimse kimseyi bir şeyi açıklamaya mecbur bırakmayacak. Tarikatlar kapatılmalı diyenler var cemaatlerle beraber. Evet. Tarikatlar kapatılmasın, özgür bırakılsın diyenler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Hazır dini konuları konuşuyoruz diye sordum. Ben bu işlere toptancı yaklaşan birisi değilim. Cemaat kesin cemaat dini yapsın. Kur'an kursu düzenlesin, ne bileyim, İslam dinini doğru bir şekilde öğretsin, çocuklarımıza Kur'an öğretsin vesaire vesaire. Toplumsal dayanışma içerisinde bulunsun. Devlet yönetmeye kalkmaz. Devletin içinden her türlü tarikat cemaat yapılanmasını temizleyeceğiz. Devleti devlet adamları yönetecek. Devlet de cemaatlerin içine karışmayacak, işine karışmayacak. Yani Türkiye'de her şeyi yerli yerine oturtacağız. Şu an her şey karman çorman olmuş. Yani kimin eli kimin cebinde, devleti tarikat yönetiyor, tarikatı devlet yönetiyor. Her şey kaymış, her şey birbirine girmiş. Biz
Tarikatı devletin, devleti tarikatın yönettiği bir ülke olmaktan derhal çıkacağız. Devleti devlet adamı yönetecek, tarikatı cemaati de kendi cemaati yönetecek. Peki bir izleyicimiz yazmış, diyor ki ya Allah aşkına bu ülkede yabancı olup da oy kullanacak kişiler var. Niye muhalefet bu konunun üzerine gitmiyor? Ben gidiyorum. Bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedim, gittim görüştüm. Bununla ilgili Sayın İnce'den randevu istedim, gittim görüştüm ve bu konuda sürekli kamuoyunda açıklamalarda bulunuyorum. Sürekli kamuoyunu bilgilendiriyorum ve üzerime düşeni ben yapıyorum. O sebeple de buradan sizin kanalınız üzerinden tekrar açıklamamı yapayım. Seyircimize de teşekkür ediyorum. O açıklamamızın da içeriği şu olsun. Ben seçimlerin güvenliğinden endişe duyuyorum. Ben ülkemizin güvenliğinden endişe duyuyorum. Seçim gecesi yaşanacaklardan endişe duyuyorum. O sebeple birkaç şey yapmalıyız. Bir, Cumhurbaşkanları olarak biz ülkemizi sıkıntısız bir seçime götüreceğimiz konusunda halkımıza güvence vermeliyiz. İki, sandıklara halkın sahip çıkacağı, sandıklarda herhangi bir alavere dalavere olmayacağı konusunda her türlü tedbiri alacağımızı deklare etmeliyiz. Üç, bunun gereğini yapmalıyız. Dört, öyle bir ülke kurmalıyız ki yani insanların aklına bunlar gelmemeli. Düşünsenize siz askerlik yapıyorsunuz. Düşünsenize siz bu ülke için vergi veriyorsunuz, şehit oluyorsunuz. Sizin verdiğiniz oyların üzerine dün gelen bir kaçak ev alan, ne hangi parayla aldığını bilmediğimiz silah kaçakçısı mı, eroin kaçakçısı mı, fuhuşla mı uğraşmış, haram para mı, devlet malı mı bilmediğimiz bir parayla geliyor. Buradan ev alıyor. Bir sürü de insan hanesine yazdırıyor ve gelip oyu kullanıyor. Onun oyu belki sonuçları belirleyecek. İstanbul seçimleri 13 bin oyla neticelenmişti. Şimdi Türkiye'de kaç bin acaba? Evet. 236 bin resmi rakam. Ama bence en az 1 milyon. En az 1 milyon Türk olmayan, Türk nüfusuna kayıtlı kaçak var. Evet, bazı Cumhuriyet Halk Partililer çok da önemli bir sorun değil gibi yorumlar yaptılar. Ben de gördüm bu konuyla ilgili. Ama yanlış siz öyle değil diyorsunuz. Yanlış ben bu konuyla ilgili üzerine gideceğim diyorsunuz. Evet. Değerli izleyiciler, tabii saat 23'te başladık. Vaktimiz bu akşam biraz kısıtlı. Son bir sorum daha olacak Sinan Bey. O da şimdi ekonomiyi konuştuk ve iç sorunları konuştuk. Ama bir de dış politikayla ilgili Sinan Bey'in politikalarını öğrenelim. Ama son dönemde bir konu oldu. Hani cevap verin diye söylüyorum. Bu Uygurlara yapılan soykırımla ilgili abartıyor dedi mi Sinan Bey diyenler var. Hem ona bir cevap verin hem de Suriye'den tutun Doğu Akdeniz'e kadar, Azerbaycan'a kadar Sinan Doğan Cumhurbaşkanı olduğunda nasıl bir dış politika izleyecek? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Sinan Doğan'ın çizgisi düzdür, söyledikleri nettir. Babala TV'de bana Doğu Türkistan'daki zulüm ile ilgili soru sordular. Ben Doğu Türkistan'a gittiğimi, oradaki durumu gözümle gördüğümü, Doğu Türkistan'da bir zulüm olduğunu, sadece bugün değil, siyasette Cumhurbaşkanı adayı olduğum için demedim. Ben bunu mecliste defalarca milletvekili olarak da gündeme getirdim. Televizyon programlarında da gündeme getirdim. Gulca katliamını git sor, şeyler bilmez. Yani şimdi git diğer Cumhurbaşkanı adaylarına sor, Gulca katliamı o ne der? Ben yıllardır bunu gündeme getiriyorum. Osman Batur'un hayatını hiçbiri bilmez, ben biliyorum. Doğu Türkistan'da bugünkü kardeşlerimizin neler yaşadığını ben biliyorum, gündeme getiriyorum. Ama ben şunu da biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le kendi arasındaki rekabete Doğu Türkistan'ı alet etmek istiyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Zaman zaman örneğin Myanmar'da başka yerlerden bazı fotoğrafları Türk basınına Doğu Türkistan'daki gibi servis ediyorlar. Ben bu yanlış diyorum. Yani bu abartıldığı konu bu. Bu fotoğraflar mevzusu. Ama bir konudaki kırgınlığımı da dile getireyim. Ben her zaman Doğu Türkistan'da bir rekabet, Doğu Türkistan'da bir zulüm olduğunu söylemişken aynı konuşmanın içinde bu zulmü defaatle tekrar etmişken
Bu fotoğraflardaki farklı fotoğrafları CIA'nin kullanmasına dikkat çekmek istediğim konuşmamı kesip onun üzerinden bana, benim gibi bir Turancı'ya saldırarak, haksız yere kul hakkına girerek bana yaptık, bana söylediklerinden kırıldığımı ifade etmek isterim. Bu Doğu Türkistan STK'ları için özellikle söylüyorum. Doğu Türkistan STK'lıları 4 Cumhurbaşkanı içerisinde en iyi müttefiklerinin Sinan Oğan olduğunu bilmiyorlarsa bundan sonra bilmelerine de gerek yok. Sinan Oğan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındadır. Bu STK'lar bu açıklamayı yapsa da yanındadır, yapmasa da yanındadır. Sinan Oğan'ın bu konudaki duruşu nettir. Ben onlardan beklerdim ki şöyle desinler. Sinan Oğan inanmış bir Turancı'dır. Sinan Oğan'ın dediği nettir. Sinan Oğan her zaman Doğu Türkistan davasının yanında olmuştur. Bugün de yanındadır, yarın da yanındadır. Size ne oluyor, siz ne konuşuyorsunuz demesi gerekirdi onların. Ama onlar özellikle bir kısmı mal bulmuş mağribi gibi sanki 30 senedir soteye yatmışlar. Sinan Oğan'ın bir kelimesini cımbızlayalım da Sinan Oğan'a saldıralım modundalar. Bundan ne kazanacaklarını çok merak ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı adayları içerisindeki en büyük müttefiklerine saldırarak ne elde edeceklerini gerçekten merak ediyorum. Ve bazılar hakkında da şüphelerim oluşmaya başladı. Çünkü Çin'in karşısında tek duran Sinan Oğan'a saldırmak ancak Çin'le ilişki içerisindekilerin yapacağı iştir. Başka da bir şey demiyorum bu konuda. Peki bir de dış politikayı sormuştum. Mesela Suriye politikanız ne olacak? Çekilecek miyiz Suriye'den? Ben öncelikle Suriyelileri Suriye'ye göndermekten yanayım. Suriye'den çekilmek yerine. Oradaki PKK'yı bitirmekten yanayım. Esad'la görüşmekten yanayım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktan yanayım. Bakın onu da söyleyeyim. Oradaki geri gönderilen unsurların ve özellikle de oradaki Türkmen varlığının garanti altına alınmasından yanayım. Süleyman Şah Türbesi'nin yeniden götürülüp yerine konulmasından yanayım. Bizim Suriye politikamızı yıllardır ifade ediyoruz ve bugün bizim bu politikamız yavaş yavaş artık AKP'nin de anlamaya başladığı bir politika haline gelmiştir. Bununla beraber biz dış politikamızın temelinde Turancılık idealimizi koyacağız. Türkiye dış politikada Arap coğrafyası, Avrupa, Amerika, Rusya, Çin değil, Türk dünyasını esas alacak. Bu Rusya'yla, Çin'le, Arap coğrafyasıyla, Avrupa'yla, Amerika'yla kavga edelim anlamına gelmiyor. Herkesle seviyeli ilişkileri koruyacağız. Örneğin bizim Kırım Tatarlarıyla ilgili hassasiyetimiz de her ortamda dile getirilecek. Bizim Ahıska Türkleriyle ilgili hassasiyetimiz de Irak'taki Irak Türkmenleriyle ilgili hassasiyetimiz de Suriye Türkmenleriyle ilgili hassasiyetimiz de her konuda, yani dünyanın neresinde bir Türk varsa bu Sinan Oğan'ın dış politikasındaki temel o değerlerden birisi olacak. Biz tabii ki Avrupa Birliği ile seviyeli bir işbirliği yapmak isteyeceğiz. Biz elbette NATO başta olmak üzere uluslararası kurumlardaki durumumuzu güçlendireceğiz, daha da güçlendireceğiz. Dış politikada barışçıl bir dış politika isteyeceğiz. Bizim dış politikamızın ana eksenini dış ticaretimizin önünü açar nitelik oluşturacak. Ve tabii ki son olarak şunu söyleyeyim. Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımız, kayalarımız, hepsi bunların hak ve hukuk içinde, uluslararası sistem içerisinde alınacak ve Türk milletine geri teslim edilecektir. Peki Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu akşam böyle saat gece 23'te canlı yayına çıktık. Değerli izleyiciler, 45 dakika vaktimiz vardı ve tüm yorgunluğuna rağmen Sinan Bey bizi kırmadı. Yayınımıza geldi ve canlı yayını yaptık. Ama bir söz daha alalım çünkü daha konuşacağımız çok konu var. Çip üssü yapacağım Türkiye'yi dedi Sinan Bey ve çok önemli bir proje ekonomi açısından. Tarımda da benzer projeleri var. Yeniden Sinan Bey'le umarız yayın yaparız. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ olun.